Evet. Mutlaka teklifler de olmuştur. Oldu, oldu dediğiniz gibi. Aslında öyle, geçen yıl sigorta borcu vardı. SGK borcunu ödeyemediğimiz için belli bir süre içinde 3 puanımız silinmişti. Evet. Ve biz playoff oynayamadık. Playoff'u bu yüzden kaçırınca aslında bir kırıklık oldu, onu söyleyeyim ya. Yani. Bir gerçeği söylemem gerekiyor. Evet. Bütün sezon emeği bir anda. İçimizde bir kırıklık oldu, bir burukluk oldu. Evet. Yani yönetimin de çok şey hatası yoktu ama daha dikkatli, daha özenli olunabilirdi. Böyle bir olay gelince önümüzdeki sene dedim ayrılacağım. Öyle bir karar almıştım. Hatta ilk defa duygusal bir karar aslında. Duygusal bir karar. Ya playoff oynayacaktık. O oyuncularımızın ben orada olmasını istiyordum. Evet. Kulübümüzün geleceği açısından o önemliydi. Oyuncularımızın geleceği açısından önemliydi. Yoksa bireysel olarak, kişisel olarak benim öyle bir şeyim yok. Mutlaka. Oyuncu yetişiyorsa, oyuncu bir üst lige gidiyorsa benim bireysel tatminim yeterli oluyor zaten. Ben yaptığım işten yeterince keyif alıyorum çünkü. Böyle bir şey yaşanınca ilk defa 5. yılda, tabii 4. yıl oradaydım. Sezon biter bitmez odadaki bütün eşyalarımı aldım ilk defa. Hiçbir yıl almamıştım sözleşme olmamasına rağmen. Bunu bu sefer bilmiyorduk, çok bu sefer önemli detaylar. Bütün odayı boşalttım. Ne varsa kalem silgiye kadar hepsini aldım. Ve Turgut'la oturduğum için eve götürdüm. Dedim ki bu yıl tam Somali Spor'la herhalde vedalaşacağız. O yüzden böyle bir karar aldık. Sonrasında görüşmeler oldu. Yönetime de bunu söyledim tabii. Yönetime dedim ki kulüplerle görüşüyorum, bilginiz olsun. Bütçe olarak, rakamsal olarak Soma'nın iki katı bir rakam olursa ayrılacağım. Onun dışında geri geleceğim. Böyle bir söz vermiş onlara. İkincilikten sağ olsun takımlar aradı, görüştüm. Üçüncülikten şampiyonluğu oynayan çok sayıda takım aradı. Ama üçüncü lige şu an için gitmek istemediğimi söyledim. Sağ olsunlar, onlar da anlayışla karşıladılar. İkincilikten takımlarla görüştüm. Bu arada Soma'yla da görüştük. 3 defa görüştük, olmadı. Hatta dedi ki istikşafi görüşmeler yapıyoruz falan yönetimle. Yani olmuyor bir türlü. Aslında karşılıklı. Tabii ki şeyimiz vardı ama ben takımlarla görüştüm. Sağ olsun da çok isteyen, çok talep eden takımlar da oldu. Pazarlık yapılacak boyuta da geldi takımlarla. Ancak dediğimiz gibi benim o belirlediğim veya söylediğim, yönetime de söylediğim bir şey vardı. O istediğim şey oluşmayınca Soma Spor'a tekrar anlaştık. 4. görüşmede Soma Spor'la tekrar anlaştık. Zaten bir bağ var, bir gönül yani var. Mutlaka, kurulan bir sistem var, bir düzen var. Bütün bunları hesap ederek tabii hareket ediyoruz. Tabii. Yani.